Hoş geldiniz diyelim yayına. Merhabalar, iyi yayınlar. Bugün piyasada rakamlar ne söylüyor diye sormak istiyorum size. Hoş geldiniz yayına. Valla piyasalar aslında uzun süredir, yani yurt içi piyasalara baktığımızda bir hem zaman zaman pozitif ayrıştığımız bir dönem oluyor, hem de özellikle düşük faiz ortamı bir nebze işte Haziran ayında piyasanın yeniden normalleşmesiyle pozitif günler geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bugün de yani baktığımda şöyle kur tarafında sakin bir seyir var. O 6.84-87 arasındaki görüntü devam ediyor. Faizler tarafında her ne kadar işte son dönemde biraz daha enflasyonda belli bir seviyede statik kalma gibi bir durum söz konusu olsa da aslında tahvil tarafında da çok sakin bir seyir var. Herhalde en çok konuşulan Borsa İstanbul tarafı ki burada da yeni bir zirveye doğru eğer bu gidişat, yani bu hızla bu şekilde devam ederse, bu taleple devam ederse bugün 119 bin seviyesini gördük ki pandemi öncesinde 114 bin civarlarındaydı ve bu yılın zirvesi de 124 bin 500 seviyeleri gibi. Dolayısıyla en konuşulan, en çok herhalde değerlendirebileceğimiz Borsa İstanbul tarafı olabilir. Oradaki görüntü de bugün pozitif devam ediyor. Yani yurt dışı tarafta bir nebze borsalarda dünden sonra satıcılı bir seyir olsa da sanki Borsa İstanbul bugün de yoluna devam ediyor, edecekmiş gibi de duruyor açıkçası. Peki Yücel Bey, şimdi Borsa İstanbul başlığını açmışken siz hazır son günlerdeki yükselişi ekranlarda değerlendiriyoruz. Bir yandan da gelen haberler şu yönde, borsaya yerli yatırımcının ilgisinin arttığının, hatta sayıların da yabancı yatırımcıya göre daha fazla olduğu yönünde bilgiler geliyor. Bu ne anlama geliyor peki? Şimdi Türkiye'de yerli yatırımcı benim kariyerimde ve bildiğim kadarıyla son 25 yılda olmadığı kadar fazla bir ilgi ve alaka ile Borsa İstanbul'a geliyor. Hem bunu sayısal bazlı şöyle bir örnek vermeye çalışayım. İşte 1 milyonun üzerinde 1 milyon 150 bin yatırımcıdan neredeyse 2 milyon yatırımcıya kadar, yanlış bilmiyorsam 365 bin kişi son 5 ayda veya 6 ayda Borsa İstanbul'a geldi ve bu hızla yine yatırımcı sayısında da devam edersek neredeyse belki bir sene içerisinde yıl başındaki yatırımcı, yerli yatırımcı sayısının iki katına çıkacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda çok uzun yıllardır Borsa İstanbul'da yine yabancı payının %55'lerle işte %70'ler arasında değiştiğini, yani Borsa İstanbul'da halka açık şirketlerimizin ortaklık paylarının değerlerinin yabancıların elinde %60-65 civarında, yerli yatırımcının elinde ise %30-35 civarında değişen bir dönemdi. Son dönemde bu ilk defa benim de yine kariyerime denk düşme gibi bir durum söz konusu oldu ki birçoğumuz görmedik bunu daha önce Borsa İstanbul'un tarihinde. Yerli yatırımcının %50'nin üzerinde bu varlık sınıfında öne geçtiğini görüyoruz. Yani şu anda Borsa İstanbul'da %80'e yakın işlemlerin yerli yatırımcı, geri kalanının yabancı yatırımcı nezdinde gerçekleşiyor. Bu ne demek? Uzun zamandır yapılan regülasyonlarla sermaye piyasalarından, borsadan uzak kalan yatırımcının Türkiye'de alternatiflerin getirisi, işte altının, dövizin, faizin getirisi düşük olmasından dolayı ilgisini arttığını görüyoruz. Burada kısa bir parantezle tabii ki çok memnun ediyor ki beni de, arkadaşlarımı da, ama bu yatırımcı kitlesinin de çok özenli bir şekilde, yani kurum bazlı peki olabilir, işte bizleri izleyebilirler, yaptıkları işlemlerde piyasa değerine, hisselerin geçmişine, finansal durumuna, yalnız borsaya yatırım değil, hisse senedinin bir ortağı olduklarını unutmadan bu yeni gelen yatırımcıların da dikkatli peki bir şekilde borsada işlem yapmasını buradan da bir kez daha tekrar etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomist Yücel Tonguç bizimle birlikteydi yayına katıldığı için. Hemen değerli konuğumuzu uğurlayalım. Böylelikle